Efendim merhabalar, hayırlı cumalar dileyerek başlayalım. Kültür, sanat konuşuyoruz, fuar konuşuyoruz, kitap konuşuyoruz, şairleri misafir ediyoruz, yazarları, düşünce insanlarını misafir ediyoruz. Ama bu istasyon programından, bu programda sanatçılara da yer veriyoruz. Bunlara, bu kişilere sanatçı da deniyor, bazen zanaatçı da deniyor. Bugünkü konuğumuz sanatçı mı, zanaatçı mı size bırakacağız. Belki konuşuruz ama bugün deri üzerinde konuşacağız. Deri konusu çok ilginç bir konu. Tarihin çok ilerleyen zamanlarından itibaren kullanılan bir şey. Korunmak için kullanılıyor, savaş için kullanılıyor, tesip süsleme olarak kullanılıyor, pek çok şey için kullanılıyor. İşte bunlar nasıl başlanmış, nerelerde yapıyor? Çok değerli bir arkadaşımı bugün konuk olarak istasyona getirdim. Biz şimdi trenden indik, perona yanaştı. Sümeyye ile beraber buradayız. Sümeyye Akkoyun, Karakoyun. Akkoyun nereden çıktı? Karakoyun. Bundan sonra adını Akkoyun olmaktan çıkarı şey adım. Akkoyunlar diye bir yakınlarımız da var da şimdi öyle oradan ünsiyet şey karışmasın mevzu. Şimdi deri nedir? Dericilik neye deniyor? İşin sanat yönü var, zanaat yönü var, süsleme yanı var, kültürümüzle ilgili bir yanı var. Türklerin kullanımı söz konusu, savaş aletleri olarak hatta zırh olarak kullanılmış vesaire falan ya. Yani deri deyince aklımda bir sürü bir şey geliyor. Ama belki bu çağdaki gençlerin deri deyince daha çok üzerinde kullandığı çantaydı, işte ayakkabıydı, başka süs aletleri, şeyler de olabilir, unsurları da olabilir. Onlardan da bahsedelim. Sen deri sanatı yapıyorsun. Kuzguncuk'ta bir dükkanın var, Kavi. Evet. Değil mi? Ondan sonra. Hoş bir mekan, küçük. Hayırlı olsun bu arada. Ne kadar İnşallah. Oldu orayı? Yani 3 ayı tamamladık, bu 4. ayımız. Evet. Ben geçen geldim, bir çay içtim orada. Dostlar da vardı, değil mi Fikret? Kim? Bir arkadaşım Faruk. Faruk. Senin arkadaşlarını. O da çıraklıkta yapıyor aynı ressam, zamanda değil mi? Yanında. Evet. Bir arkadaş. O da ilginç. Deri üzerinde galiba, değil mi? Beraber resim bir şeyler yapıyorsunuz. Resim çalışmaları var. Ekstra deri işini öğrenmeye de çalışıyor bir yandan. Ama deri üzerinde resim yapıyor. Biraz tabii, ondan tabii. da bahsederiz. Sonra başka bir arkadaş işte geldi. Kafesi olan, değil mi? Bir arkadaş. Sonra bir abla geldi filan. Aslında böyle esnaf dükkanlarında sanatla beraber muhabbet de kaynıyor. Senin orasını da ben biraz öyle gördüm, değil mi? Biraz öyle. Bir de etrafımızda bir şey, sanatın farklı dallarından arkadaşlarımız var. Müzisyeni var, ressamı var, minyatürcüsü var. Hani hep bir ucundan tutmuş insanlar muhakkak. Tesipçi olan var. Hani öyle olduğu için de biraz senin muhabbet... Kabi. Tabii. Muhabbet kabi, değil mi? Muhabbet de güçlü, biraz öyle. Biz derideki güçten bahsetmiştik aslında ama... İsim koyarken muhabbet de ortamdaki hani o birliktelikte olan o bağ da güçlü oldu çok şükür. Yani oraya gidince böyle bir şey çektin mi dükkan açtığında, hani orası aslında sanat çarşısı gibi de bir nevi. Üsküdar'ın zaten Üsküdar'a bağlı bir ayrı bir yer. Kuzguncuk çok hoş bir yer. Tabii. Oturulacak yerler var, değil mi? Çikolatacılar var, kahveciler var, çaycılar var, kitapçılar var ve sanat üzerinde pek çok yer var. Yani oranın da bir dokusu var galiba. Oraya gittiğinde bir yabancılık hissettin mi? Esnaflarla tanışman nasıl oldu? Kabullendiler mi? Zamanla mı oluyor? Nasıl orada durum? Ya öyle yabancılık çekmedim işin açıkçası. Bir de çocukluğumuz, gençliğimiz hep Üsküdar olduğu için hani Kuzguncuk'la ilgilen tabii ki esnaf olma boyutunda bir tecrübem yoktu. Bu ilk defa olmuş oldu. Ama aileden, babadan gördüklerimiz vardı hani esnaf olarak hani rol model aldıklarımız. Baba da esnaf mıydı? Esnaf mıydı tabii, bu? Babamın da geçmiş hani. Tesettür giyim üzerineydi tabii babamın işi ilk dönemler. Ama neticede hizmet, yani insanlara hizmet. Yani o esnaflık hallerini, durumlarını, ticari anlamdaki şeyleri gözlemledik tabii. Sonrasında babam deri işine döndü. Erkek kardeşim de, babam da deri işi yapıyor bu arada onlarda. Yani dolayısıyla bir nevi hem baba hem meslektaş, hem kardeş hem meslektaş aynen, gibi ama. Aynen öyle bir ortaya karışık onlar yani. Onlar üretim kısmında mı? Hani böyle kesme, biçme, üretme, hani kreatif dediğimiz yaratıcılık kısmında mı? Yoksa deri tabaklama, deri üretme ya da yok, deri satma yani hangi kısımdalar? Daha çok sektörel kısımda toptan alım satım üretimini yapıyorlar. Üretim toptan satışını yapıyorlar. Hani fason üretim dedikleri olay. Hani atölyelere hazır giyimdeki şey gibi düşün. Hani. Eskilerin bir sözü var. Hani ön teker nereden giderse arka teker oradan gider gibi. Sanki burada da öyle bir şey var yani biraz. Bugün, aynen tabii ki hani ister istemez hani görüyorsunuz, şahit oluyorsunuz, içindesiniz hani evde hani baba da erkek kardeş de olunca ama hani ilk başlangıcım onlarla olmadı işin açıkçası. Biraz daha farklı gelişti çünkü hani onlarınki tamamen sektörel bir durumdu.
bana çok cazip gelen bir şey değildi hani. O hali. Bir şeyin o hali, fabrikasyon hali. Hani hiç cazip gelmiyordu. Hatta babama bile söylüyordum, başka bir iş dalına mı geçsem farklı. O zaman biraz hani deri macerası nasıl başladı? Şimdi baba deri üretiyor ama senin o kısma bir ilgin yok. Ama yani, şimdi deri sanatı yapıyorsun. Deri işçiliği yapıyorsun. Öyle. Deri öğreticiliği, sanatı öğreticiliği yapıyorsun. Onları tek tek geleceğim. Senin o mesela deri ile ilk maceran nasıl başladı? Hani bu böyle bazen diyorlar ya, kaderin çizdiği bir yol vardır filan denir. Öyle bir şey mi? Yoksa bir yerlerde gördüğünde öyle mi oldu? Mesela derinin nesini seviyorsun? Ben bir kadın kuaför işi yapan bir arkadaşım vardı hanım. O dedi ki bazı saçlar olur ki biz kuaförler o saçı kesmek için böyle müthiş bir haz duyarız. Yani kesime çok uygundur filan dedi. O hiç aklımdan çıkmıyor. Mesela deriyi kesmek mi zevk verir? Şekil vermek mi? Vesaire. Yani ona olan ilgin, deri ile ilk macera nasıl başladı? Benim deri ile olan ilk maceram yakın bir dostum, arkadaşım. Hani zaten öncesinde biraz dikiş modelistlikle de bir ilgim vardı hani gençlikte olan. Hala kendi dikişimi yaparım kıyafet terzilik boyutunda. Bir elle ilgili hani el sanatları ile ilgili boyutta diyebileceğim şekilde hani hasır çantalar falan yapmışımdır. Bir dönem takı yaptım. Üzerine de derici arkadaşım vardı. Kendisi usta aynı zamanda, deri ustası. Ama bir arkadaşlığımız, muhabbetimiz, dostluğumuz vardı. Ufaktan daha çok ona yardım etmeye çalışırken. Hani, gelişti. Yani aynen. Biraz oradan zehirlenmeye başlamışsın gibi bir şey. Yardım edeyim. Çünkü hani birlikte vakit geçiriyorsunuz birkaç saat. Ufak tefek de el atabileceğim bir şey. Yani öncesinde dikiş bilgilerim de olduğu için. Hatta onun temelinde terzilik mevzusu olmadığı için farklı dikiş tekniklerini de denemişimdir. Ona da göstermişliğim var bu anlamda. Öyle olunca bir bütünleşti. Garip bir şekilde o yardım etme pozisyonu birden usta çırak ilişkisine dönüştü. Döndü. Harika. Şimdi şunu merak ediyorum. Mesela şurada bir deri olsa Sümeyye. Şimdi sen bir deri hocası olarak ya da deriyi işleyen birisi olarak, kesen, biçen, işleyen birisi olarak senin deriye bakışınla deriyle hiç alakası olmayan bizlerin deriye bakışı arasındaki farkı da çok merak ediyorum. Mesela orada şu renkte bir deri, bu renkte bir deri ya da işte renksiz oluyor mu bilmiyorum öyle bir şey. Oluyor tabii. Onun orada duruşunun sana bir çağrısı var mı? Mesela o şurada bir deri olduğunda ne diyor sana o? Yani bundan iyi çanta mı olur diyor, bundan iyi aksesuar mı olur diyor, iyi bileklik mi olur diyor. Ne diyor mesela böyle bir onunla senin aranda yanındakilerin duymadığı bir konuşma, bir söyleşi olur mu? Ne söyler sana? Kesinlikle olur. Çünkü hani o işin içerisinde olan herkes için geçerlidir. Bu hani eline kağıdı kalemi alan yazar için de aynı şekildedir. Hani kimisi alır eline karalar bırakır ya da sadece ihtiyacını görür. Ama biri de alır eline onu sanata dönüştürür. Hani iki parça hani çok malzeme gerektiren bir şey de değildir hani kağıt kalem, ama deri mevzusu da öyledir hani. Deriyi önünüze koyduktan sonra zaten hani böyle hani bizdeki deri aşkı diyeceğim hani yanlış anlaşılmasın, yani gerçekten öyle. Yani böyle sever öyle. Gibi dokunuyorsun, okşar gibi dokunuyorsun onun değil mi? Onun dokusu, sıklığı hani manda... Böyle elini dokununca onu hissediyor musun? Tabii ki de. Yani enerjisi bile var, enerji. Öyle diyeyim hani. O enerjisini yani sizden istediği bir şey var, güzel bir sonuç çıkarmanız gerekiyor. Hani onu elinize aldığınızda hani onun cüzdana mı, çantaya mı uygun olduğu ya da yapacağınız kişiyle de ilgili hani. Deri elinize aldıktan sonra yapacağınız müşteri sipariş olduğu zaman bile hani ona özel, onun enerjisi size geçiyor, derinin enerjisi size geçiyor. Ustanın elinde o bir harmanlanıyor ve Allah'ın izniyle hani birlikte çağrışımlı olunca güzel sonuçlar ortaya çıkıyor kulak verdiğiniz zaman. Şöyle olduğu için oluyor mesela, diyelim ki yeni bir deri aldın. İhtiyaç oldu, dükkanda kalmadı, aldın ya da birinde gördün. Daha evvel düşünmediğin bir ürün onunla konuşurken çıktı oluyor mu? Yani ya tabii dokunuyorsun ki. Ya ben bundan çanta yapayım. Yani böyle daha doğrusu şöyle mi gelişiyor? O deri acaba sana beni burada işle mi diyor? Yani böyle ilginç bir şey oldu mu? Normalde düşünmediğim bir şey. Ya da biraz bekliyor deri orada. Hani bayağıdır bekleyen bir derim oluyor. Hani ilk aldığımda hiç aklımda öyle bir şey yok. Zaman geçiyor üzerinden. Ya diyorum sen bunun için bekliyormuşsun demek ki orada, yani senden bir sırt çantası çıkacakmış hani.
Yani malzemenin de, işin de, işçiliğin de hakkını vermek gerekiyor. Biraz o boyutta da bakıyoruz. O yüzden hani deriden kalan en ufak parçalara kadar değerlendirmeye çalışıyoruz. Hani maddi anlamdaki şeyden de ziyade. O da Deri mühim, o da kendisi milli zaten servet yani. kıymetli. Niye çöpe Tabii. gitsin, değil mi? Hı, tabii. Bir de ayrıca da onu atıl bırakmamak, yani değil mi? Aynen. Yaşamasını Ziyan sağlamak. olmasın diye kesinlikle. Şey olur mu acaba mesela? O enerji dedin ya Sümeyye. Diyelim ki o deriyi işlerken sende bir enerji var. Yani hani bir sevgi enerjisi var, ondan bahsetmiyorum ama mesela o ürünü üretirken bir enerjin oluyor. Başka türlü bir enerjin oluyor. Başka bir malzeme yaparken daha farklı bir enerjin oluyor. Acaba alıcılarınla senin o enerjinin birbirine buluşması söz konusu mu? Tanımıyorsun, belki bir yere şeye veriyorsun, teşhire veriyorsun. Bir dükkana diyelim ki veriyorsun. Sende de durabilir. Geldiğinde yani onun enerjisiyle senin onu işlerkenki enerjin acaba birbirini mi buluyor? Yani o ürünü beğenmesi o kişinin, çünkü başkaları da girmiş oluyor o gün dükkana. Dokunuyorlar, bakıyorlar, bırakıyorlar. Birisi diyor ki ya bu diyor, değil mi? Mesela aradığım bu diyor. Bu sadece ürünün iyi işlenmesinden mi kaynaklanıyor? Yoksa senden yani sanatkarından ürüne geçen bir enerjinin başka bir enerjiyle buluşması gibi bir şey mi? Yani orada bir kafaların uyuşması söz konusu oluyor olabilir mi? Yani muhakkak, çünkü hani sizin hani belli bir tarzınız oluyor, yaklaştığınız hani eğilimleriniz oluyor model ve tarz olarak. Karşınızdaki kişinin de hani tarzı, düşünce yapısı, ihtiyacı buna benzer ve yakın olunca daha bazen cümleye başlar başlamaz devamını siz getiriyorsunuz. Şöyle şöyle de hani bir şey üretebiliriz madem hani bu tarzda bir şeyden hoşlanıyorsunuz ürün olarak. Ya ben daha şeyden etnik biliyorum mesela, ya hani da daha doğal bahsetmişimdir sevenler daha önce muhtemelen. Diyelim ki benim elimde işte bir gümüş yüzük var. Bunu biraz matlaştırmak lazım tabii de. Ondan sonra evet, onda işte, bir konuşmuştuk. Gümüş yüzüğü. Bunu matlaştırmak lazım ama mesela bunu Hüsamettin abi yaptı. Mesela Hüsamettin Yebili'nin işte Selçuklu Galerisi Üsküdar'da, inşallah tanıştırmak isterim İnşallah, sizi. İnşallah, evet. Hala nasıl? Enerjisi benim için çok kıymetli. Yani aslında sürekli üzerinde taşıyacağın ya da çok değer verdiğin zamanlarda taşıyacağın bir ürünün biraz enerjisine, kendisine, yapılanmasına güvendiğin birinin elinden çıkması gibi bir tercihte bulunuyor mu insanlar? Ben mesela Bulunuyor. yüzük için bulunuyorum. Mesela alacaksam ondan alıyorum diyelim ki. Bununla ilgili ısrar eden de oluyor. Mesela birazcık hani şey, hani çok nadir olmuştur bu hani gelip talep edip de anlaşamadığımız ya da zor iletişime geçip hani onun istediğiyle olabilecekler hani. Bir de şey vardır hani elinizdeki derinin hani onun istediği modele, tarza uygun olup olmaması vardır. Israrla kendi istediğini dayatınca Bazen de kendine vermiyor da. O zaman da olmuyor. Yani orada iş çıkmıyor. Aslında biraz hani biraz sizden, biraz bizden ne istediğinizi söyledikten sonra biraz ustanın eline de bırakmak gerekiyor. O konuda yaşadığımız böyle şey var hani, mı hatıralı böyle ilginç tabii bir şey? Tabii Söyle, böyle aktarır yakın mısın? zamanda da olmuştur. Bir cüzdan tecrübemiz olmuştu. Yine böyle dükkana gelen bir abimizden cüzdanı yaptık. Sonrasında hani bir de hani tekrar geldi, yok ölçüsü şöyle olsun, rengi böyle olsun, fermuarı şundan olsun, böyle olsun. Abi diyorum bak öyle yapınca bunu böyle yapmamız gerekiyor. Olmaz, sıkıntı olur. Israrla onu istedi ve hani ne benim gönlüme göre oldu ne de onun gönlüne göre oldu. Arkadaşına da yapmıştım. Dedi ki siz arkadaşımkine daha çok özendiniz. Dedim hiç ilgisi yok. Sadece aklındakini söyledi ve bana bıraktı yani. O kadar hani tek sonuç. Şu anda tekrar istiyor cüzdan. Size bırakıyorum diyor. Ben mesela şey demişimdir hani başka bir yere yönlendirebilirim. Emin misiniz? Yok dedi hani ben sizin enerjinizin geçmesini istiyorum dedi hani. Sizin elinizden çıksın dedi. Biz de eyvallah dedik. Şimdi bu alemi misal diye tasavvuf ehlinin kullandığı bir kavram var. Yani sanatçının alemi misali diyebilir miyiz buna? Yani böyle haddimizi de aşmak da istemem ama. Estağfurullah. Şimdi mesela bir ürün ortaya çıkınca senin alemi misalinde, misal tabii. aleminde var olan o figür, o kesim biçimi, o kıvrım, o dikiş atılan yer, işte bir üstüne bir şey yapılacaksa bir fiyonk o, duygu, şu, bu filan. Duygu, enerji, elin o iğne zihnindeki batıyor, oraya... çekit çarpıyor. Hani acısı da, şeyi de, duygusu da yani her anlamda geçiyor. Usta elinden bir şey çıktığında. Hani
biz genelde içinde bulunduğumuz modern dünya hazır tüketim içerisinde hızlı tükettiği için hani direkt alıyor ve sonuca bakıyor. Bu bir bardak diyor ama bu mevzunun ortaya çıkana kadarki boyutundan pek haberi olmuyor. Deri mevzusu zaten başlı başına öyle. Çünkü derinin işlenecek hale gelmesi bile çok ciddi bir süreç. En az 15 tane aşamadan geçiyor en az. Onu anlatmanı isterim. Aha. Bu mevzuyu tamamlayalım istersen. Hı hı. Sümeyye şey de bu anlattığın konu mu bilmiyorum. Belki seyircilerimize ilginç gelebilir. Ya bunlar böyle biraz hani tırnak içinde kafası kırık tipler mi? Hı. Deri konuşur mu? Yani kişinin ne isteyeceğini nereden bilir? Sanatkarların hepsinde kısmı vardır diye düşünüyorum. Ya kardeşim bu canlı mı ki böyle bir şey diyorsunuz diyor olabilirler. Ama aslında konuşmayan varlık mı var? Kesinlikle. Taş konuşmuyor mu? Toz konuşmuyor mu? Ağaç rüzgar konuşmuyor mu? Değil mi? Ağaç konuşmuyor mu? Ya da üstümüze taşıdığımız şeyler konu konuşmuyor mu? Hı-hı. Ya muhakkak konuşuyor. Hı-hı. Mesela Hüsamettin abiden şey dinledim ben. İşte mesela bir şey yapacak yüzük oluyor. Ben bir düşüneyim diyor mesela. Hani diyelim ki malzeme önünde duruyor. Hı-hı. Ya mesela diyelim ki bir cam çalışması yapmış. Buna bir kutu yapacak ahşaptan. Hı-hı. Acaba bu cam kendine nasıl ahşap bir kutu istiyor? Hı-hı. Sanki onun bir lisanı var. Hı-hı. Ve o lisan ile oluyor. Yani o bakımdan hani oradan duyduklarımla senin sanatını birleştirerek gitmeye çalışıyorum. Şimdi ben mesela ondan bir yüzük yapacak bana düşünüyor. Mesela onun zihninden çıkan şey benim için çok kıymetli. Hı-hı. Oradan bir şey de beğenebilirim. Hani bir figürü de beğenebilirim. Ama ondan çıkıyor olması da çok kıymetli gibi geliyor bana. Biraz buradan şuraya geliyoruz aslında. Eğer bir sanatçıdan alacaksanız yani hazır ürün değil dese alacağınız bir dükkana gitmişsiniz, üretim yapıyor, orada deriler var, kesiliyor, makas var, iğne var, biz var, o var, bu var değil mi? Bir sürü malzeme var. Adını bilmediğimiz bir sürü malzeme de var. Şimdi onların tümünün cem olmasından, içtima etmesinden ve birbirinden uyumundan bir şey çıkacak. Eğer öyle bir yere gitmişseniz, yani dostlarımıza söyleyelim, biraz akışa bırakmak da lazım kendini. Demek istiyoruz aslında değil mi? Yani bunu kastediyorsun. En yapımı bir şey. Çünkü hani fabrikasyon normal mağazalarda, vitrinlerde göründüğünüz standart ürünler gibi olmuş olmuyor. Evet. Yani sen standartın dışında olan bir şeyi istiyorsun zaten buna yöneldiğin zaman. Şeyi çok merak ediyorum. Mesela diyelim ki dükkana bile girdim. Züccaciye dükkanına giren fil gibi. Yani tırnak içerisinde tabiri caizse. İlginç bir tabir. Şimdi giriyor ama mesela sanatla ilgili hiçbir yanı yok. Ya da sanatla ilgili bir takdiri yok. Mesela bir ürüne bakıyor, kaç lira bu diyor. Onun bir maddi bedeli var. Yani derinin bir maddi bedeli var. Sen ona ayırdığın bir zaman, değil mi? Bir süre var. Kullandığı malzemenin işte kalitesi var, şu var, bu var filan ama üreten için, sanatçı için o ondan ibaret bir şey değil. Kaç lira abla bu diyor mesela. Tamam mı? Abi bu kaç lira diyor. Sen diyorsun ki 3 lira. Suratını düşürüyor mesela. Halbuki o 3 lira değil. Belki sen ona aslında normalde 5 liraya vermen gerekir. Ama hediye, bir kısmını da hediye ediyorsun aslında. Sanatkarlar bunu yapıyorlar. Normalde o sanatın değer biçmek mümkün değil. Malzeme üzerinde bir fiyat belirleniyor. Böyleler de oluyor mu? Mesela hani çok kıymetli bir sanat. Sen ona diyelim ki gece gündüz bir hafta uğraşmışsın. Bir fiyat koymuşsun hani yenileri gelsin biraz daha üreteyim diye. Fakat yok abla buna olmaz şu fiyat olsun diyor. Mesela o zaman böyle içinden bir kırgınlık oluşuyor mu? Yani ya da sanatı anlamayan, sanata değer vermeyen o kişiye o ürünün gitmesine üzülür müsün? Yani satmaktan vazgeçer misin? Ya da nasıl biraz bir duygu oluyor? Biraz satmamak için elimden geleni yaparım. Yani orada o gerekiyor çünkü. Bir de yani dediğiniz gibi her telden insan geliyor aslında. Hani sanatı anlayan da, anlamayan da, hani sadece ihtiyacını görmek isteyen de geliyor. Ya da onun dışında gelip koyduğumuz fiyatı düşük bulan da geliyor hani. Materyalist dünya ve sistemi. Evet, evet. Çünkü ona daha farklı fiyatlar belirleniyor. Ama bizim ülkemizce hani olması gereken kıymet ve değer görmediği için. Bir de bizler de işin açıkçası, ben kendim şahsen öyle düşünüyorum. İçinde bulunduğumuz ekonomik durumu, işte hani pandemi süreci, bunların hepsini göz önünde bulunduruyorum fiyatları belirlemeye çalışırken. Ne kadar malzemelerin fiyatları yükselse de insanların alım gücü, ulaşılabilirliği. Hani o dükkana ben girsem alabilmeyi isterdim. Hani
Biraz empati kurmaya çalışıyorum o anlamda fiyatları belirlerken. Alınabilirliği olsun, artsın, hani insanlar kullanabilsin, insanların hayatına da girsin. Hani tabii ki de sanatta elle yapılan bir şeye fiyat biçmek çok kolay değil hani. Ama benim gözlemim, kendince gözlemim de hani sanatın her dalında yani bazen çok çok abartılı rakamlar görüyorum. Onu doğru bulmuyorsun o halde. Yani biraz insanların hayatına girebilmesi için de onların biraz ulaşabilmesi gerekiyor. Yani sanki şey var hani belli bir elit bir tabakanın sadece ulaşabilmesi gerekiyormuş gibi. O kadar yüksek rakamlar tutuluyor. Onu kırmak gerekir fikrinde senin, anladım. Yani işin madem hani zanaat boyutu da var, bir de hani deri çok farklı bir şey. Madem hani insanların sağlıklı olanı kullanmasını tercih ediyoruz, deri dokusu olarak doğalı kullansın diyoruz. O zaman kullanılabilir boyutta, erişilebilir boyutta olması gerekiyor. Yani satın alınabilir anlamında söylüyorsun. Bu da harika bir şey. Şöyle oluyor mesela, diyelim dükkana biri geliyor, bakıyor. Bir şey bulamıyor. Diyorsun ki nasıl yardımcı olabilirim? Tabii. Diyorsun. O diyor ki ya sevdiğim birine bir şey alacağım. Kızıma bir şey alacağım. Oğluma bir şey alacağım. Karıma bir şey alacağım. İşte beyime bir şey ya da dedeme bir şey alacağım diyor mesela. Bir hediye almak istiyor ama o aldığı hediyenin sanatla beraber, yani üzerindeki sanatla beraber karşı tarafta da ayrıca bir değer olsun. Yani onun ihtiyacını, onun beğenilerini ya da işte onun yaşını, kültürünü de yansıtan bir şey olsun istiyor. Böyle durumda yardımcı olduğunuz oluyor mu? Ya ben, sen o zaman ne diyorsun mesela, hani nasıl biri? Yani hani muhakkak oluyor mu? Hediye alamayanlar işte, vardır. Ne oluyor mesela? Oluyor mu yani, ya da böyle bir şey? Karşı tarafın aslında şeyini soruyorsun orada. Hani kaç yaşlarında? 3 aşağı 5 yukarı ne türde şeylerden hoşlanıyor? Bazen böyle kısmen karşı tarafın mizacını bile ele veriyor anlatırken orada. Ondan sonra anlayabiliyorsunuz daha sade ya da daha gösterişli ya da daha etnik duran bir şeyi sevip sevemeyeceğini. Oradan ele veriyorlar ve ona göre örnekleri, seçenekleri gösteriyoruz. Bu söylediklerim ilginç geldi. Daha sade, daha gösterişli. Tabii. Ya da daha etnik. Yani mesela o millete uygun. Diyelim ki, değil mi? Çerkezlerin kullandığı, Kürtlerin, kesinlikle, Türklerin kullandığı. Ya da mesela eski zamanda şamanların diyelim ki işte kullandığı. Belki siz onu da, bu da önemli anladığım kadarıyla, değil mi? Hani bir dükkana girdiğinde, yani bir yere bir şey asacağı bir şey, onun bir kültürel değeri de olsun istiyor, o olabilir. Onu anladıktan sonra mı bir şey öneriyorsun? Yani şu olabilir, şu olabilir diye bir şey mi öneriyorsun? Yani etnik tarzda şeyleri de ben kendim de kullanmayı çok seviyorum. Zaten belki deri işinde en çok sevdiğim şeylerden bir tanesidir. Deri biraz üzerine anlat orayı, deri işlemek çekti mesela. İşte eski Osmanlı motifleri, Türk motiflerini kullanmayı da çok seviyorum. Bazen bunu baskı, resim olarak da üzerinde uyguluyoruz. Ya da dikiş teknikleriyle tek tek delerek de yapıyoruz. Mumlu ip kullanıyoruz zaten dikerken de. Onun dışında deri üzerine, deriyi o motifte kesip tekrar üzerine monte ediyoruz. Yani renkli parça deriler kullanıp üzerine bir çiçek, bir nakış, bir şey motif üretip koyuyoruz. O zaman o çok daha başka duruyor. Hani ipten daha hoş geliyor benim gözüme. Beni hani en çok alıp götüren o deri üzerine deri işleyebilmek. Ya da deride işte craft işçiliği, deriyi hani kalın deriyi oyarak yapılan çalışmalar. Onlar tamamen işin sanat boyutu artık ama çok vakit, çok zaman İstiyor. Alan işler. Şey oluyor mu mesela, doktorlarda ben şimdi sağlık yöneticiliği yaptığım için yıllardır aklıma oradan geldi soruyu. Yani normalde not aldığım sorulardan gitmiyoruz. Akışa tabi olduk biraz gibi gidiyoruz. Biraz öyle olduk sanki, değil mi? Evet. Konsültasyon denir mesela. Yani bir doktor bakar sana, hani bir şey için bakar, dahili için. Bir şey bulur, der ki ya bir de bir nörolog görsün ya da işte bir de şu görsün. Şimdi sen bazı ürünlerde bir şey üretiyorsun ya, buna bir ressam da katılsın. Ya da işte buna işte diyelim ki bazı yerlerini diyelim ki milliyetlere uygun. Sen ne demiştin ona? Etnik motifleri mi demiştik? Diyelim ki mesela, evet, etnik motiflerin de yer aldığı, diyelim ki gümüş bir yere koyalım. Ya da işte bakırdan bir şeye koyalım. Ya da demirden bir şey koyalım dediğinde, yani sen derici olarak katılıyorsun. Bir ressam, işte Faruk işte öğrencinin yaptığı gibi diyelim ki bir resim üzerine çalışan birisi katılıyor.
Bir de başka bir ürün, başka bir malzeme. Yani bir aslında kolektif bir üretimde oluyor. Kesinlikle. Böyle bir araya gelip de yaptığınız oluyor mu? Yoksa onları da sen mi seçiyorsun? Diyelim ki hani şu resim olsun ya da şöyle bir demir bir şey takalım. İşte bir gümüş malzeme takalım. Onları genelde ben kendim hani hayal gücünüzde artık bir de dediğim gibi hani görmek istediğiniz şeyleri elinize aldıktan sonra. Yani onun bir resmi kafanızda zaten çıkıyor. Hani üzerine koyabileceğiniz materyaller, süsler, aksesuarlar ya da ekstra yapabileceğiniz işçilik. Ama resim boyutu hani ufak tefek işte desenler, motif çalışmalarımız oluyordu ama tabii bir ressamın elinden çıktığı gibi olan bir resim çalışması gibi değil. O çalışmaları hani bizim Faruk'la olan muhabbetimiz, arkadaşlığımızdan ötürü çıkan bir şeydi. Hani deneyelim bir dedik, nasıl olacak? Onların kullandığı boyalar çünkü farklı. Hani deri üzerinde nasıl kalıcı olan bir boya sistemi herhalde. Yani deri ne kadar emebilecek, hani daha natürel bir deri kullanalım ya da vejetal olacak ama onun üzerinde onu nasıl sabitleyebiliriz diye. Onu deneme yanılma yoluyla bir şekilde istediğimiz sonuca ulaştık yani. Bir konsültasyon çalışması yapıyorsunuz da güzel. Birlikte yapmış olduk. O da hoş bir şey değil mi mesela? Çok bir çanta güzel. Çıkıyor ortaya. Deri hocası olarak, sanatçısı olarak, işleyicisi olarak diyelim ki zanaatkar olarak senin emeği var. Resim olarak diyelim ki Faruk'un emeği var. Bir başkasının da başka bir şeyi üretiyor kalıpta. Onun emeği var. Yani aslında kişi bir çanta alıp gidiyor ama orada birkaç kişinin emeği var. Bazen o sırada dükkana gelen, sanattan anlayan birisi de bir şey de söylemiş olabilir. Ya şöyle yapsanız nasıl olur diyerek tabii, size tabii. Bir ışık çakması da olabilir değil mi? Mümkün yani bunlar da. Mümkün tabii. Bir de şey zaten sizin ziyarete geldiğiniz gün dükkana o gün şey olmuştu. Tesip ustası bir bayan gelmişti. Amasya'da. Evet. O katıldı. Amasya'dan olduğunu bilseydim kalırdım kızım orada. Evet. Hay Allah. Çok hızlı kalktınız hocam öğrencim geldi Hay Allah. Diye. Evet. Yani o çalışmaları yaptık o gün deri üzerinde. Gerçekten çok hoştu. Yani karşı tarafın da hani o zihninde aradığı, merak ettiği, ulaşabilir miyim, yapabilir miyim dediği şeyleri, çalışmaları ona destek olarak, onun o mutluluğuna da şahit oluyorsunuz yapmak istediği şeye. Ulaşmasında destek olduktan sonra gerçekten insanı bir ortak motive üretim, eden, ortak güzel üretim, bir iş. Ortak kreatif Kesinlikle. Çalışma, ortak yaratım da diyebiliriz. Bu yaratma kelimesini çok kullanmıyoruz biz dindarlar ben olarak de. Biliyorsun. Fakat şey daha yakında bile paylaşıyor. Fakat şey Kur'an'da kullanılabileceği var. Yaratıcıların en hayırlısı Allah'tır diye ayet var. Yani aslında insanların ürettikleri de Allah'ın ona verdiği ilimle, enerjiyle, iradeyle yönelimle olan bir şey. İnsan ki yoktan bir şey yapmadığı için o yaratım biz sanki böyle yoktan yaratmak gibi anlıyoruz. Genellikle muhafazakar olan bizler o kelimeden kaçarız. Ben de genellikle kaçıyorum ama sanat konuşurken yani Allah senin üzerinden bir şey yaratıyor. Asıl büyük sanatkar varken tabii, tabii. De işte ama biraz işte, orada bizdeki şey o hani ben hani kendi ondan adıma. Ondan kaçınıyorsun ama yani. Şimdi şey deniyor mesela bugünkü mevzu ona değil de vahidi kıyasi diye bir şey var. Yani kıyas ederek birliğe varıyorsun. Diyorsun ki mesela ben semiyim, işitiyorum ama Allah'ın işitmesi. Ben mütekellimim, konuşuyorum. Tabii, Allah'ın o... konuşması. Ben basirim, görüyorum Allah'ın. Yani aslında oradan hep Allah'a gitmek için o nimetler verilmiş. Şimdi senin bu üretimin, bu yaratımın, bu tasarımın üzerinden Allah'ın evreni tasarımı, bilip bilmediğimiz varlıkları yaratımına giderse zaten yani eserden müessire gitme meselesi açısından evet, bakmak evet. lazım. Kesinlikle. Onun için ayet diyor ki yaratıcıların en hayırlısı Allah'tır diyor. Kötü şeyleri de yaratıyor çünkü insan hani bir mani oluyor falan. Tamam kapattık orayı. Şeyi mesela hani ilahiyatçılarla onu konuşabiliriz. Hülya Hoca bizi takip ediyor. Yanlışımız varsa düzelsin. Mesela o önündeki malzeme senin çanta. Mesela onun derisine dokunduğunda ya da işte henüz bir şey olmayan yani ürüne dönmeyen deriye dokunduğunda ne hissediyorsun mesela? Ya hani o derinin işte kalınlığı ne diyorsunuz ona hani iplik olursa hani çözüm şey diyorlar ters olan. Mesela dokunduğunda ne anlatıyor sana? Kalınlığı mı, yumuşaklığı mı, sertliği mi, sana verdiği duygu mu? Yani mesela normalde bir usta olarak bir deriye dokunduğunda ne hissediyorsun? Aynı şey ebruzenler için de geçelim mesela. O hani kağıdı da ona göre
alıyor falan ya mesela. Hı hı. Bu senin üretimin herhalde. Görmek tabii, de isteriz. Tabii, evet. Şöyle, nasıl çıktı? Bundan biraz bahset istersen. Ya bu aslında benim hani başka tamamen... malzemeleri de göstereceğiz sonra çünkü internet üzerinden montaj hani yaparken. İhtiyaç anlamında hani düşündüğüm bir çantaydı hani ve şey genelde çantaları kullanırken sırt çantası kullandığında arkaya atıyorsun. Hani ama telefon, cüzdan ulaşma sıkıntı oluyor. Ya da kalabalıkta işte acaba cüzdan gider mi, telefon gider mi, tereddüt yaşıyorsun. Bunu önüne taktığın bir çanta galiba bu, değil mi? Bu böyle çapraz yelek tarzında gelen ve şey tamamen tasarımı bana ait bir ürün model. Bunu da hani bunu belirlerken dediğim gibi hani onu göz önünde bulundurdum. Deriyi, rengini falan çok sevdim hani. Hı hı. Dana, inceliği falan da gayet güzel. Hafif olmasını istiyorsun hani. Taşımak için uzun yürüyüşler de olabilir. Hani günlük gün kullanıma uygun, rahat ama konforlu da olması lazım. Hani ne şekilde kullanırsan. Hı hı. Hani tek bir omuza ya da sırta hani ya da kullanım açısından nasıl daha güvenli ve rahat bir ürün çıkartabilirim diye. Fermuarları falan da ona göre düşünüyorsun büyük ihtimalle. Tabii, ya da görüntüsü de hesaba katılıyor. Sonra dedim ki hadi telefon yakınımda olsun dedim. Hı hı. Üst kısma telefon için bir bölme yapayım. Hadi biraz yelek gibi olsun daha rahat olur. Sonra arka bölümünü düşündüm hani o çapraz ve geniş gelirse hani ağırlığı dengeler. Hani bunların yani hem fiziksel anlamdaki kurallarını göz önünde bulunduruyorsunuz. Hem de derinin kendisini zaten dokusuyla da ilgili bulunduruyorsunuz hani o esneklikte olması gerekiyor. Yani hareket ve şey anlamında hani sonuçta bunu sert bir deriden yapsam çok kaba olacaktı, ağır. Belki omuzu kesen, rahatsız eden bir şey çıkacaktı ortaya. Sonra işte bir cüzdan, ufak tefek bir iki ihtiyacımı da koymam. Önümde olması hani sürekli kontrol, ekstra kontrol ihtiyacı duymamış olacağım önümde olduğu için kalabalıkta da. Yani hem rahat hem de işin açıkçası yelek tarzında falan biraz böyle püskül, dikiş falan farklı biraz tarzda duruyor. Evet. Oradan da yukarıda gitti. Bir püskülü var onda değil mi? Aynen öyle. Evet. Yani. Mesela bunu çizerken yani zihninde oluşuyor mu? Önce bir kağıda çiziyor musun? Yani bir görüntü çiziyor musun? Bu olsun yani hani böyle hani hızlı bazen hızlı bir şey çizip yapıyorum. Şurada şu olsun, şu ölçüde, burada bu olsun. Şuraya da bir perçin atalım. Hı hı. Ya da işte ne bileyim. Ama buraya kağıttan çok direkt derinin üzerinde. Hı. Deriyle uğraşıyorum. Çizimi nasıl oluyor de yaparken. Deri? Üstüne mi çiziliyor derinin? Tabii tabii. Ha. Gümüş kalemler oluyor kullandığımız. Derinin üzerinde daha çok yapıyorum. Hani hiç kağıdın üzerine yapmadım desem doğru değil. Kağıdın üzerinde yaptığım çalışmalarda oluyor tabii. Üç aşağı beş yukarı hani. Yine ihtiyaçları göz önünde bulundurarak hani. Bir laptopu koyacaksam, dosya, evrak çantası vesaire yapacaksam onları hesaplıyorsun, ediyorsun ama daha çok onları da çizimi de derinin üzerinde yapıyorum. Ya da kalıp ve model olarak çok beğendiysem çok nadir bazılarını kalıp haline getiriyorum. Ama onun dışında hep sürekli farklı, o ürüne özel çizimler ve işçiliklerle yapıyorum daha çok. Böyle hazır kesimde vesairede kullandığınız malzemeler de var mı? Mesela terzilerde biliriz ki böyle ahşaptan üst kısmı falan böyle yuvarlak şeyler oldu. Adını falan bilmiyorum şu anda. Evet, evet. Hani koyar onun onun üstünden çizer. Tabii, yani düzgün çizebilmek açısından. Tabii tabii. Deride de var mı o tarz malzemeler? Tabii tabii var. Yani kenar bıçakları var ekstra. Yani kemer uçları için var. Hani daha düzgün kesmemiz için. Ama o bıçaklar bile el yapımı. Onları bile öyle seçiyoruz. Öyle diyeyim size. Hani onda fabrikasyon olanları var. Bu esnaflık işin sanat boyutunda öyle oluyor zaten. Hani aldığımız hani fermuarından tut, malzemecisi, dericisi hani herhalde doğru adamlarla çalışmaya çalışıyoruz gibi. O da önemli bir şey hani değil mi? Esnaflık olarak yani ticari anlamda dürüst ticaret yapan insanlarla. Daha çok hani onu tercih, onu da o şekilde. Bu deri renkleri nasıl oluşuyor? Hani onları hani tabaklama kısmına girmeye gerek yok ama malum tarihte sandık işlemelerinde kullanılmış, savaş tabii. malzemelerinde kullanılmış, ayakkabıda, tellikte, elbisede, hatta yelkende işte kullanılmış popüler malzemelerde de kullanılıyor. Fakat hani o şeyde hani renk seçimi de mesela bazen diyelim ki yeşilimsi tonda bir deri görüyoruz. Aslında o renkte bir deri yok değil mi? Tabii ki derinin kendi hali... Orijinal rengi nedir tam olarak derinin?
taba gibi yanımda bir şey. Yanımda getirsem güzel olurmuş aslında. Şu anda onu fark ettim ama nasıl anlatılır? Ten rengi gibi, yavru ağzı gibi. Hani hayvandan hayvana da değişiyor bu arada. Hani manda da, dana da, hani koyunda bir tık daha farklılaşabiliyor. Bir de çıkan fabrikaya göre de muhtemelen değişiyor. Çünkü bir yerden aldığım koyun derisi hani natürelle diğeri birebir olmuyor. Kullandıkları kimyasallar hani onu açmak için, temizlenmesi için. Ama genelde ten rengi ve tonları diyeyim. Şeyde mesela işlemesi kolay deriler dersek mesela diyelim ki keçi derisi mi daha iyi işlenir diye, koyun derisi mi, işte inek de. Onlarda da bir tercihiniz oluyor tabii mu? Tabii ki de. Yani şu malzem, şunu daha çok kullanabiliyorum. Kendini dikime de elverişli, kesime elverişli dediğiniz deri biçimi var mı? En çok ya dana derisini seviyoruz. Yani kullanım, yani manda derisi de var hani büyükbaş hayvanlardan kalın derilerde kullanabileceğimiz. Ama dana derisi daha sık oluyor. Kesime daha uygun oluyor kullanırken. Yani onu işleyebilmek daha rahat oluyor dana derisini. Oğlak derisini de seviyorum. O da bir tık hani ince ve tok bir deri. Hani neyle söyle mesela, kıyaslayabiliriz? Koyun derisiyle. Mesela dokunduğum zaman bunun Tabii işte tabii. oğlak derisi, bunun işte dana derisi olduğu anlaşılıyor mu ustası tarafından? Anlaşılıyor. Dana derisi mesela yaşlı bir dananın derisi mi? Onu bile anlıyorsunuz. Çünkü gözenekler artık açılmış, ihtiyarlamış yani bildiğiniz. Tıpkı insan gibi vuruş vuruş. Hani onu mesela, onu da tercih ediyorsam salaş bir model yapacaksam alıyorumdur. Ya da daha diri genç kısımlarını daha iyi bir çantada, o daha yumuşak ve gevşek kısımlarında salaş bir çantayı yaparken tercih ediyoruz. Dediğim gibi dana derisi gözenek bakımından daha sık olduğu için kesime de, duruşa da ve uzun ömürlülük anlamında da daha kaliteli, daha iyi bir deridir. O yüzden en çok dana derisine yöneliyoruz. Manda derisini kullandığımız zamanlar da oluyor tabii ki. Ama onda gözenekler biraz daha geniş oluyor. Öyle olduğu için de ömür anlamında dana kadar uzun ömürlü olmuyor. Müşteri bunu biliyor mu? Yani işte bana manda derisinden yapılmış bir çanta Sümeyye ya abla falan diyor mu? Ya mandayı duyunca sanki şey yoğurtla arasındaki fark gibi manda daha iyi gibi geliyor kulağa ama öyle değil yani. Bir de şey hani hadi ince derilerde, küçük baş derilerde de ne var? Hani koyunu kullanabilirsiniz, oğlak kullanabiliyorsunuz, keçi ya da. Ama hem koku anlamında daha ağırdır kokusu. Bunun da dışında koyun derisi böyle müthiş esnemeye müsait bir deri. Hani işin bu içine iyi bir ilk şey girdiğim yani, zamanlar yok, iyi değil, bir şey değil. Çünkü ne oluyor? Hani kesiyorsunuz, kestikten sonra aradan biraz zaman geçiyor. Azıcık ısı bile görse bırakabiliyor deri kendini. Deliyorsunuz, delikler karşılıklı bir tarafta deldiniz, diğer taraf esnemeye başlamış bile. Tutmaz birbirini. Yani o bizim hiç hoş bir şey değil. Zor bir şey. Koyun derisine pek şimdi yönelmeyin derim yani. Deri deyince tam mesela ben çocukluğumdan deri nerede kullanılır? Dedemin rahmetli, babamın rahmetli kullandığı yerleri hatırlıyorum. Şey harman zamanına, ekin zamanına gelindiği zaman, yani biçim zamanı, hasat zamanına gelindiği zaman anadut dediğimiz böyle üçlü bir şey vardır. Hani şeyleri işte buğdayla sapları toplamak için. Bir de tırmık denilen bir şey vardır. O tırmığın ek yerinden, yani o çekilen yerin birleştiği yeri her sene deriyle tekrar bağlarlar. O anadutun o, çünkü sürekli kullanıldığı için oynama ve esneme olmasın diye çivi de olsa ester. Orayı sıkıca deriyle bağlarlar. Genelde o ahşap ürünlerin o bağlantı kısımlarında deri olur. Bunu da işte kendileri kurban derisinden ıslatarak tuttukları şeyi bir miktar suya koyuyorlar. Şöyle tutup hatırlıyorum dedim böyle. Bir gözünü kapatarak, gerdirerek böyle ince ince çekerek bir ip haline getiriyor. O ipi galiba biraz suda bekletiyorlar. Şekil verebilmek için herhalde şey. Sonra onu böyle sıkıca çektire. O şekilde kalıyor. Kurulduktan sonra da beton gibi oluyor hakikaten. Tabii. Bir yapımda böyle bir kullanım hatırlıyorum. Bir de dedelerimizde, babalarımızda kesinlikle hem sünnet olması bakımından hem köyde yaşıyor olmaları bakımından bıçak koydukları ve kemere taktıkları şey olur. Ve o da uzun süre kullanılır. Ve mes biraz da fiyakalı olur. Mes kullanır mıydı dedeniz ayağına mesle? Hani tabii. Tabii o herkes kullanır. Mesin hatta böyle topuklu olanları olur, diye türlüsü olur filan. O da deriden yapılır malum. Ama
o mesleği gördüğümüz için onu deri gibi anlamıyorduk. Hani annelerde var, dedelerde var filan. Ama kemerine taktığı, bıçağını koyduğu deri, bıçak kamaları. Evet, bıçak kamaları çok dikkat çeken bir şeydir. Çıt çıtı onun ya da işte kapağı, hatta bazen çıt çıt değil de delik olur. Yukarıdaki o şeyi o içinden geçirmeli filan olur. Çünkü o çok sık çıkartılır. Mesela bir yerde oturuluyorsa oradan çıkartılır. İşte elma soyulur. Aynen. İşte söğüt ağacından düdük yapılır. Yani sürekli lazım olur ya. Tabii tabii. Yani. Dolayısıyla o cepte çok yani. Sık çıkar iner bir şey. Öyle hatırlıyorum ama şu anda senin anlattığın bambaşka bir şey, bir sanat. Şimdi biraz gayet de güzel aktı gitti program. Usta çırak ilişkisini hep merak etmişimdir. Sanatta ne kadar olur o da konuşulabilir ama zanaatta galiba daha da önemli olabilir. Bu usta çırak meselesi önemli mi? Seni yetiştirdiğin öğrencileri, çünkü ders verdiğini de eğitim tarafında biliyorum. Senin feyz aldığın, ders aldığın, tarz öğrendiğin hocalar var mı? Ya da onlarla ilişkin hale devam ediyor mu? Biraz usta çırak ilişkisini kendi üzerinden ama hem öncesinden hem sonrasından olan, yani ortada seni bulunarak anlatırsan sevinirim. Çünkü hayırla da almak lazım hocaları. Kesinlikle. Elif Aydın da benim hocam da. Bahsettiğim gibi arkadaşımdı zaten aynı zamanda. Ona yardım ve destek için başladığım bir işti. Ama bir üç sene kadar rahat dolu dolu çok sıkı yanına gittim geldim. Hani ondan iyice işin tekniklerini öğrenene kadar. Yani bayağı zorlandığımız zamanlarda oldu hani kendi adıma da. Hani o çok üretim yaptığı zamanlarda bile. Böyle hani artık elleriniz bir tap düşüyor ama o olacak yani. O pişme sürecini de yaşamadan hani istediğiniz noktaya gidemiyorsunuz. İşin ilk iç kısmında hani öğrenme kısmında deriyi tanıma, deriyi nasıl bir şekle bir hale yola sokarım kısmında ustaya biraz boynunu büküp çalışacaksın, yapacaksın. Ama bugünkü şartlarda baktığınızda hadi eskiden babalarımızın yaptığı neydi? Hani oğlum hani elin bir iş tutsun, ne kadar okusan etsen de. Altın bilezik. Adam bir yere bir marangoza koyarlar, bir berbere koyarlar. Eli bir iş tutsun, bir pişsin orada, bir ustanın yanında yerleri biraz görsün. Yerleri süpürmekle başlatırlar değil tabii, mi? Yani onunla yükselmemesi lazım onu da tabii. Kesinlikle. Hani mevzunun o küçük insanı ya da zorlayabilecek noktalarda bile olsa vazgeçmemek gerekiyor. Aslında bugünkü dönemin belki en büyük sıkıntılarından bir tanesi. Hani bunu yapan büyüklerimiz sorumluluk vermişler aslında. Orayı temizlemek de önemli bir şey, o malzemeleri. Yani sorumluluk zaten ciddi anlamda hani insanı geliştiren bir şey. Genci yani o çağlarda özellikle kesinlikle çok olması tabii, o görev vererek eğitme gibi bir yöntem var. İşte şeylerle bile birlikte 18 işte, görev var. Kesinlikle. İşte Cem'de işte görevler var. Yani bir çırağın süpürerek başlıyor olması çok kıymetli bir şey. Yani kötü bir şey yapıyor değil. Yani o tozundan başlıyor şey. Değil mi? Oradan tabii başlıyor ki, olması tabii lazım. Tabii. Yani ben ekstra atölyesini toparlardım, düzenlerdim ustamın. Hani hiç işin küçüğünden büyüğünden kaçmıyorsunuz. Hani ne ama bazen ustalar her şeyi yerli yerinde ister. O da kötü. Tabii. Değil mi? Yok zaten onun kontrolünde. Onun kontrolünde. Mesela şöyle elini attığında alacağı şey başka bir şey. Tabii. Başını dönmeden şurada attığında yani elini ona sormadan şey bir şeyin şey. Yerini değiştirmezdik. Yok onu yapmazdık. Orada bileceksin attın yani ustanın yanında. Güzel. Öğrencilerin var galiba, dersler oluyor. Nerede yapıyorsun o dersleri? Atölyede mi, başka yerde mi? Ya da deri çalışmak isteyen birisi olursa bu videoyu seyrettikten sonra sana ulaşmak isterse ders alabilir mi? Ya da bunlar dönem dönem mi? Biraz o... Çengelköy'de bir yani Assalam diye bir dernek var. Hani buradan hani reklam gibi bir şey olmuş olmuyor. Bir dernek sonuçta eğitim, STK eğitim, hani o şekilde düşünelim. Afrika yararına çalışan bir dernek burası. Dernekte dil dersleri, farklı işte bambu sepet örme işleri de vardı. Bununla birlikte deri işçiliğini koymak istediler. Güzel de talep oldu ve 7'den 70'e hani çok farklı yaş gruplarından insanlarla birlikte iş yapma olanağımız oldu. Hani işi öğretme, hani eğitimci ve öğrenci boyutunda oldu. Yani usta ve çırak gibi olmuş olmuyor işin açıkçası. Arada biraz kısmen bir fark var. Usta ve çırakta çünkü hani o galiba şeyde oluyor. Esnafın hocanın dükkanında oluyor. Yani orada yerinde İbadethanesinde gerçekten oluyor. Ter dökerek yapacaksın hani.
zorlanacaksın. Halk merkezlerinde. Eline biraz çekiç gelecek, o parmak değinecek ama yani eğitimci ve öğrenci arasında olduğunda işin biraz daha teknikte, belli hani kriterlerde daha sınırlandırılmış diyeyim. Belli bir standartta oluşması gerekiyor. O da güzel, ondan da çünkü güzel sonuçlar çıktı. Şu anda çırağın var mı? Var tabii. Bir çırak mı? Birkaç çırak? Ya aslında bir tane var ama bir sürü gönüllü çırağım da var aynı zamanda. Ya gönüllüler var mı? Aslında lafı oraya getireceğim. Var. Yani ya ben bunu yapmam kardeşim. Ben forslu bir iş istiyorum. Aha. Deliği keseceğim, biçeceğim. Aha. Tozu var, bilmem nesi var, soluması var. Öyle gibi davranıp sonra böyle hocam geliyorlar ya, yani yanınızda uzun süre vakti geçiriyor. Şöyle bir ucundan ucundan bakıyor. Yapıyorsunuz, ortaya bir şeyler çıkıyor. Hoşuna gidiyor yani. Uzakta duran bile farkında olmadan deri mevzusunun içinde buluyor kendisini. Peki, öyle değil. Bir çırak başladığında ilk ne yaptırıyorsun mesela ona? Şeyde ama dükkanda. Aha. Ya da sana ne yaptırdılar? Yani önce işte tutmak mı? Hı-hı. İşte hani plan sırasında ucundan tut, şöyle, hı-hı, yap, böyle yap, dur bunu kaldır, hı-hı, şunu ver. Tamam, onları anladık ama, hı-hı, mesela ilk kesim mi yapar? Dikiş, hı-hı, mi yapar? Ya da işte gönyeyi mi tutar? Hani ne yaptırılır mesela? Mesela ilk ya iş olarak ne yapar? Dükkandaki çırakla ilgili maceramız ilginçti mesela. Faruk. Tabii Faruk'la. Bir kartlık kesecek. Şimdi onunla birlikte başka arkadaşlar da var. Biraz heyecanlı da bir tip. Heyecanlı, hemen hızlı sonuca ulaşmak istiyor. Ama deri de biraz sabrı gerektiren bir iş. Hani. Yani deri eğitiyor aslında bir bakıma. Kesinlikle. Yani işin zaten daha farklı boyutları da var. O derinin insanı eğittiği, iş olarak eğittiği kısmı biraz daha geniş konuşuruz. Ama çırağım üzerinden şu anda konuşmuş oluyoruz. Bir kartlık yapacak, anlatıyorsun. Diyorsun ki bak hani bir kartın, hani kartlığı kullanabileceksen hani, o kaç santim, 3 aşağı 5 yukarı hesap et. Kafanda bir matematiğini yap. Deriyi hani buna uygun bir deriyi seçmen gerekiyor. Derileri ilk önce bayağı güzel anlatıyorsunuz ona. Sonra olabilecek seçenek derilerin içerisinden kendi seçsin istiyorum daha çok. Hani kesime elverişli, yapacağı malzemeye uygun olduktan sonra ona hitap eden rengiyle, dokusu, duruşuyla, hani renkli bir insan sonuçta Faruk, renkleri kullanmayı çok sever. Böyle kırmızının pastel hoş bir tonunu aldın. Yani normal kırmızı gibi de değil, gül kurusu gibi de değil. Değişik ama hoş bir renk. Tam onu sevdiği renkler. O kadar kutu parça derin içerisinden onu buldu. Ama yani onu kesti, kesmeye çalıştı. Biraz yamuk oldu. Ya abla bu olmadı ya. Diyorum sabret. Bak dediğimi yap, şöyle yap, böyle yap. Ben bir abla hava alıp geleyim diyor. Yani bir deri kesmek nedir ki diyenler için tabii. Öyle olmadığını görmüyoruz. Yani deriye hakim olmak gerekiyor. Elindeki malzemeye hakim olacaksın. Yaptığın işe odaklanacaksın. Yani öyle olduğu için de sabrı, odaklanmayı gerektiren, hani bir iş olduğu için gerçekten insanı motive de eden, terbiye de eden, geliştiren, sabır anlamında, odaklanma anlamında. Ki bugünkü günümüz çağında zaten insanların ciddi anlamda yaşadığı en temel sorunlardan bir tanesi bu. Hani odaklanma ve sabır. Ve hani, sürdürebilme değil mi? Dikkati tabii, sürdürebilme, istikrar da aynı şekilde. Orada bir sonuca ulaşabilme durumu. Bu da yok çünkü çok ciddi anlamda. Dediğim gibi hani 7'den 77'ye çocuklarla, gençlerle, yaşlılarla, kadınla, erkekle, hani birçok kişiyle bu işi yaptım, denemelerini, çalışmalarını. Bu anlamda mesela böyle hiperaktif diyebileceğimiz bir çocukla bile bozuk para cüzdanı falan çıkarttık. Hani o tarzda işler de yaptık. Sonuca vardık çocukla. Gerçekten çocuğa acayip şeyler kattı. Mesela o bir anne, şey, babaanne ve torun olarak gelmişlerdi. Babaanne telefonluk yaptı. Çocuk bozuk para cüzdanı. Ama çocuk bildiğin hiperaktif. Hani yani onu orada tutmanın kadar, imkanı yok aslında. Normalde yok. Ama sizin yaklaşımınız bir. Hani hem soğutmamanız gerekiyor. Onu orada tutabilmek için de hani uslubunuz, usulünüz, ona yaklaşımınız, samimiyetiniz, hissiyatınız. Ama hafif de otoriter olma, hocalık. Otoritede ama yani bir de ondaki o sıkıntıyı, problemin farkındasınız ya. Hı. Faydalı olmak istiyorsunuz. Ben o yönüme engel olamıyorum zaten. Güzel. Benim en çok zayıf düştüğüm noktalardan bir tanesidir. Hani birinin bir sıkıntısı mı var, problemi mi var, bir şeylerde hani
destek görmesi gereken bir alan mı var? Orada giriyorum, ben de bütün yelkenler suya düşüyor. Peki. Diyorum benim onun için bir şeyler yapmam lazım diyorum. Sonra mevzuya oradan deriyle giriyoruz. Deriyi yaparken üzerine konuşuyorsunuz farkında olmadan. Hani onunla ilgili olan durumları da. Mevzu böyle iş, sanat birlikte ve farklı bir terapiye yakın gibi bir mevzuya gelmiş tam oluyor. Tam da aslında onu soracağım. Mesela deri ile uğraşmanın terapi açısından bir değeri var mı? Terapötik bir değeri var mı? Hı hı. Ya da çok canını sıktılar, bir şey oldu. Evde problem oldu, babayla anlaşamadın, çocuklar işte haşar falan neyse bir şey oldu. Ya da biriyle kavga ettin. Hı hı. Ya dükkana gideyim şöyle bir deri keseyim dedin. Yani sana terapi değeri sunduğu durumlar da oluyor mu? Yani kesinlikle. Nefes aldırıyor ciddi mu? Anlamda hatta hocam huzur veriyor burası bize demeye başladılar. Hani benim zaten hani deri işiyle uğraşıyorum ama deriyle ilgili mevzumda hep usta ve çırak ilişkisiyle gelişen bir durum olduğu için hani ben gidip resmi bir yerlerde, üniversitede bir yerde bunun eğitimini almış bir insan da değilim. Hani güzel. Makine sen, kullanmıyorsun gördüğüm kadarıyla. Yok orada. Tamamen el. O da bir tercih değil mi? Tabii ya bu işler için gereken bir durum. Ama her malzemede dikiş farklılıkları da var. Yani tabii, bazılarında işte farklı oluyor. Biraz onlardan bahsederek nihayetten. Sara çişçiliği de var aynı şekilde. Hani farklı dış dikiş yaptığımız ya da içeriden daha farklı nakış tarzında uygulamamız gereken ya da çift iğne. Hani bu tarzda dikişlerde de daha farklı gidiyor. Bu çantanın hepsi el dikimi mi? Tamamen el dikimi. Zaten yani makinayla ilgili o anlamda bir şey kesinlikle hiç kullanmıyorum. İşini kolaylaştırabilirsin diyenler oluyor. Evet. Bir hani çünkü buna benzer hani el yapımı dikişi örneğini ya da misaline benzeyen makineler bile var. Çok büyük rakamlara satılıyor ama var sonuçta hani orada işi sürüme dökebilirsiniz ama duygudan ve O değil, sanattan, uzak elden, kalmış emekten durumda. uzak kalmış olacak. O da bize pek cazip gelmiyor işin o kısmı. Mesela bir iş alın, yarına yetiştireceksin. O günde muhabbet etmek isteyenler, evde darlananlar, arkadaşından filanlar geliyorlar. Oo selamünaleyküm, çay da var falan hani. Çay, kahve, sınırsız var, gelenlere. Ama şeye, fakat senin de elinde iğne. Biz neyse işte. İğneler, ipliğin, mengenen, ve bir şey yapmıyor çalışıyorsun. Olman lazım. Nasıl oluyor o sırada? Yani ya bunlar nereden çıktı mı oluyor? Ya da bunu yetiştirmem gerekir gibi mi oluyor? Çünkü sanatkarlar biraz sessizlik ve yalnızlık da isterler. Ama muhabbet de lazım hayatta. Nasıl oluyor o sırada? Şimdi ben genelde kesim boyutunda yapacağım şeylerden, çünkü dikkatimi vermem gerektiği için milimlik şaşmaların olmaması gerekiyor. Kesimi daha çok böyle arkadaşlarımın, arkadaş evradının olmadığı saatleri seçiyorum. Akşamın geç saatleri falan ya da sabah çok erken vakitlerde. O genel kesimler, çünkü hani dükkanda hani müşteri de gelen giden akışı, öğrenciler oluyor, ekstra ufak tefek işleri oluyor, bir çıt çıt basmak istiyorlar, bir şeyler oluyor. Geliyor bir çay içecek, oturacak, Tabii, iki kelam edecek. Ya da arkadaş çevremizden de hani Allah razı olsun hani iyi ki de varlar hani dostumuz, çevremiz, onun yokluğu da istenecek esnaf. Bir şey değil tabii. Ben hani yok. Ya ne düşündüğünü sormak için öyle soruyorum. Yoksa bir esnafa yani bir komşu, bir arkadaş gelip bir selam veremiyor, bir çay içmiyorsa orada bereket de oluyor. Belki bir şey almıyor ama başka bir enerjiyle geliyor. Kesinlikle ya da bir şey öyle. Alıp gidiyor. Öyle. Dolayısıyla mühim. Ama hani bu elle yapılan bir şey olduğu için süresi belli. Yani kolay olacak bir şey değil. Değil. Makine gibi vurup çekmiyorsun. Evet. Ama yine de o ortamda da onlar çıkıyor. Bazen ufaktan dediğim gibi ellerine vermeye bile başlıyorum. Başlıyorsun, hani anlasınlar. Güzel, bir gör bakalım. Yani madem oturacaksın bir işin ucundan tut kardeşim oluyor yani mevzudan. Seni ya da uzun oturacaksan sık geliyorsan. Mesela senden ürün almak isterlerse sana nasıl ulaşırlar? Ya da ürünleri nereden görebilirler? Öyle bir imkan var mı? Ne olur mesela? Şimdi hani Instagram'ımız var orada aslında. Orada ne paylaşıyorsun? Instagram'da ne paylaşıyorsun? Instagram'da da ürün mümkün olduğu kadar biraz bahset ondan, ürünleri, işte yaptığımız dersleri paylaşmaya çalışıyoruz ama dürüst olayım o konuda yeteri kadar teknolojiyle aram olması yok gerektiği mu? kadar iyi değil. Yerinde gelirseniz mümkünce yani mümkün olduğu kadar daha iyi olur diye düşünüyorum. Dilim dolandı bak teknolojiden bahsedince, bahsedince bile yaramıyor. Evet. Yani Instagram'dan takip edebilirler. Evet. Oradan yani mümkün olduğunca ürün oluyor. Kısmen. Ya da bir şey soracaklarsa sorabilirler.
senden ürün almak isterlerse hı-hı. diyelim ki gelemiyor İletişime ama oradan gördü. Tabii. Ya bu güzel bir şeydi, hı-hı. bunu alayım dedi. Hı-hı. Bazen sana ait olmayan ürünler de belki dükkan olabilir. Arkadaşların mallarını teşhir ediyor evet, olabilirsin. Evet, dükkanda ben kendim dışımda zaten başka yani sanatını konuşturan arkadaşlarımın ürünlerini de koyuyorum. Hani o birlikteliği seviyorum hani. Hı-hı. Dolayısıyla paylaşım. Onlardan da sipariş evet, de isterilirse verilebilir. Ayakkabıda, ne oluyor? Terlikte. Kargo mu mesela oluyor? İşte Yemeniler var, ayakkabı tabii, var. Tabii tabii. İşte kargo ile... gönderim yapabiliyoruz. Evet. Kaneviçeler var aynı şekilde. Onlar da harika. Çok özlü sözler var içerisinde. Görmüşsünüzdür muhtemelen. Şeyler var. Resimler de var evet. değil mi? Resimler var. Kaneviçe var. Takı var. Ben böyle Yemeniler falan da seviyorum. Sen de terlik gördün mesela. Evet. Değil mi? Deri terlik ya da değil mi? Altında böyle şey ne diyorlar? Kösele mi? Köse. Şey, değil mi? Onlar da müthiş emek ya. Osman Usta'm. Yani onunla da bu yaptığımız programlar aracılığıyla tanışmış olduk. O beni izlemiş oldu bir önceki farklı bir şimdi programda. Şimdi Vav TV'de bir belgesel gibi değil mi? Hı hı, bir çalışma evet, yapıldı. Yayınlandı bir... galiba o. Hı hı. Oradan da hani bakabilirler. Hı hı. Çünkü orada dükkanda yapıldığı için ürünlerini görme imkanı da olabilir. Oradan da bakabilirler. Hı hı. Dükkanın adı Kabi. Evet, tam olarak yer neresi? Diyelim ki Üsküdar'daki arkadaşlar şeye gelirlerse. Kuzguncu'ya geldik gelirlerse, diyorsunuz değil mi? Ne tarafa dönsünler? İcadiye'ye doğru gidiyoruz. Ondan sonra zaten bir tarafınız deniz, bir tarafınız Bostan'a doğru, yukarıya doğru gidiyoruz. Bostan'ın tam karşısındayız. Yan tarafımızda otopark var. Meşhur başka dükkanlar var yanında. Evet. Çikolatacısı, köftecisi. Yani onların tam Bostan'ın karşısındayız. Üzerinde. Yerimiz de çok kolay. Dükkan biraz aşağıya doğru iniyor ama. Ama tabelası var. Tabelamız var iki, yani bulursunuz evet. illaki bulunuyor. Evet, Kabi deri değil mi? Kesinlikle evet. Kabiledir. Evet, letere baksın. Bir saat oldu ne konuşacağız falan derken bir saat oldu. Çok da vallahi, sorulara uygun gidemedik. Biraz tarihinden oldu. Falan bahsedemedik ama onu her yerde var. Yani Türkler nasıl kullanmışlar, nerede kullanmışlar. Ulaşılabilir kesinlikle. Yani çok insanlığın ilk döneminden biri hayatında olan bir malzeme deri. Doğal olan bir malzeme. Mümkün olduğu kadar hayatımızda hala canlı tutmakta fayda var diye düşünüyorum. Biraz artık bu fabrikasyon olan üzeri petrol akıntısı olan malzemeleri bırakıp özümüze, doğal olana dönmekte fayda var diye düşünüyorum. Eyvallah. Teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Yani şunu ederim. Söylemedim, eksik kaldı dediğim şey var mı? Sonradan da öyle bir ya, durum olmasın derin diye. Muhabbeti üzerine çok konuşulur da. Bir de bu da benim aynı zamanda ilk canlı yayın tecrübem olmuş oldu. Sağ olsun. Eyvallah. Uğur Hocam bu durumu da atlatacağız dedi. Bir şey öyle kalır, de oldu çok belki. Şükür. Aynen. Ama içinde bir şey kalmadı. Söylenebilecek son şeyi söyledin. Deriyle maceranı konuştuk. Hı-hı. Deri kalitesini konuştuk. Usta çırak ilişkisine temas ettik. Bu bir sanat mı, zanaat mı diye soracaktım. Zanaat mı senin aslında kanaatin? Aslında her ikisi de. Yani sanki, zanaat boyutu insanın ihtiyacını karşılayan boyutu aslında. Sanat boyutu işin biraz daha estetik olan kısmı. Yani insanın ruhunu sanata, maneviyata da ihtiyacı var. O kısmını besliyor. Ama ihtiyaç olan boyutumuz da var. O ihtiyaç kısmında da doğal, insana uygun, insanın doğasına da uygun olan kısma doğru yöneldiğimizde süper oluyor. Süper oluyor. Mesela eskiden sandıklar falan olur vesaire şey olurdu. Onların bazı yerlerinde deri çalışmaları da yaparlardı. Yani deri aslında sadece deri olarak kullanılmasa bile başka malzemelerde bir değil mi süs unsuru tabii, olarak tabii, bir kesinlikle. Latif unsur olarak da derinin kullanıldığı oluyor. Köy çocukları için mesela biz atlara işte deyince hep deri aklımıza gelir. Semerleri aklımıza işte gelir. O atın işte o diğer malzemeleri, pusatları kürklü şey boyutta gelir. Kullanılan kürk, var. Hani ısınma var. Anlamında hani göçebe çadır hayatı yaşayanlarda su kıbrasına tabii, kadar hani kullanılan. Oklar için sadaklar da kullanılır. İşte su peyniri de hani pekmezde, peynirde bildiğiniz deri gibi. Deri peyniri deriz tabii, değil tabii. mi? Erzincan yöresinden. Onları da korumak için kullanılırdı çok eyvallah. Yani çok yönlü deri hayatımızın içinde olan bir şey ama biz sanat kısmıyla biraz ağırlıklı. Biraz unutulan bir kısmı da vardı. Artık Allah'ın izniyle o da adım adım daha güzel bir şekilde ilerliyor. Dönüyor hani benim kendi gözlemim. Hani hiç öncesinde böyle bir arayışım yoktu. Deriyi seviyordum ama neden hayatımızda daha az yeri yok diye düşünmemiştim. Ama artık daha farklı bakıyoruz işin içine girdikçe, yaşadıkça.
Eyvallah. Daha çok hayatın Dükkanın içinde olması hayırlı gerekiyor. olsun. Amin Öğrencilerin inşallah. inşallah bereketli olsun. Usta çırak ilişkisi devam etsin. Hı hı, inşallah. Yeri de öğrendik. Gayet de güzel. Güzel ürünler üretmek nasip olsun. Onlar Amin. iyi kişilere, taşıyacak kişilere ulaşsın. Sen de sanatın böyle gelişe gelişe inşallah Amin. Rabbim devam faydalı etsin. olmayı nasip etsin bu konuda. Dediğim gibi hani insanlarla olan iletişimde beni en çok birilerinin bir yer, yani sıkıntısına, derdine derman olabilmek, faydalı olabilmek, o kısmı çok tutuyor. Yani o noktada da hani o terapi boyutu dediğimiz şey, ben kendim de sosyal hizmet okuduğum için psikolojiyle ilgili Değerini biliyorsun. alandaki şeylerle de ilgili çok ilgileniyorum. Sırf deri değil, insanın birçok anlamda kendini geliştirebileceği zanaat türleri var, sanat türleri var. Onlara yönelsinler. Mizacına uygunsa muhakkak yönelsinler. Eyvallah. Yani evlatlarımızı, gençlerimizi yetiştiriyoruz. Sanattan da mahrum etmeyelim. Değil Etmeyelim. mi? Mutlaka hepsinin Her türlü teknoloji, son yönelebileceği model telefonu ucundan, alırken kıyısından. eğer bir şey alırsak değil mi? Böyle bir sanatlı Kesin, yani bir şeyde. bunları ölçüp düşünüyorsak çocuğumuzun şusu olsun, tableti, hani son model çok iyi okullara gitsin. Hani bunları hesap ediyoruz ama bu çocuğun ruhunda, karakterinde, ahlakında ekstra biz neyi ekledik ya da hangi yönü eksik? Biraz atalarımıza, eskilerimize de dönerek onları da Bravo göz bize. önünde Deri bulundurun. konuşurken ahlaktan, etikten de değil mi? Öyle Yani bahsettik. Çünkü hepsi hayat birlikte bir bütün birlikte. Bir bütün. aslında. Hangisini Doğru. hangisinden ayırırsın? Doğru. Ayırdığın Ama zaman musikiden problemler bitmiyor. konuşamadık. Belki bir başka zaman. Senin Udi Öyle bir yanında merakımız da var var. değil mi? Zaten ilk tanışmalarımız da UT üzerinden Müzik olmuştu, Uğur üzerinden Hocam'la da. olmuştu. Onu da hakkını vermeyi Rabbim nasip etsin. Tamam. Dükkanı açınca durdurduk biraz çünkü Eyvallah. çalışmaları Dinleyemedik ama belki bir azalttık. zaman dinleriz. İnşallah. Hep O böyle noktaya sırtında gelince gördük hiç böyle icra işte ederken ilk önce biraz görmedik. hamallığını yaptık gibi oldu o Öyle çalışmalarla başladı. şeyle. Peki. Çok İnşallah teşekkür devamı ederim gelir diyelim. geldiğin için, paylaştığın için gayet harika. Ben Muhabbet teşekkür oldu, bir ederim. program oldu. Var Kesinlikle. olasın. Sağ olasın. Allah Değerli razı olsun. dostlar, Var Sümeyye olun. Karakoyuncu'yu misafir ettik. Deri meselesi mühim. Bu konunun böyle hani damlası gibi konuşabileceğimiz durumlardan ama muhabbet ettik. Bence de güzel oldu. İyi ki geldi. Şimdi treni kaçırmayalım. Biz trenimize tekrar yetişip kalkıp gidiyoruz. Size hayırlı günler diliyoruz efendim. Ya selam.